Evet arkadaşlar, dikey çekim kaldığımız yerden devam ediyoruz notalarla. Tabii ki de Atem Tutan Ben Seni eseriyle zurna derslerinde devam ediyorum. Dille ilgili özellikle nerede dil vurulması gerekiyor bununla ilgili notada da Türk'ün içinde belli yerlerde size göstereceğim arkadaşlar. Mesela bakın birinci ölçüyle görüyorsunuz. Si, do, re, do, re diyor ya bak. 1, 2, 3. Si, do, re, do, re. Bu uzun sesle dil vurun. Şöyle. Deniz bitti bakın. Bu kadar. Bak si do re do re. Burada dil yapıştırın. Bu kadar arkadaşlar. Birinci ölçüden örnek veriyorum. Sadece bir egzersiz çalışması. En azından türkünün gidişatını siz kendiniz belirlersiniz. Bakın si do re do re re do si do. Bakın aynı şekilde do da. İkinci ölçüde do da. Şimdi birinci ölçüyü bir kez daha çalalım. Si, do, re, do, re dediniz ve bitti. Dili vurdunuz. Re, do, si, do. Burada da do'dan. Aynı. Son iki notada dil vuruyorsunuz. Birinci ölçü ve ikinci ölçünün sonunda. Tamam mı? Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Her yerde dil vurmayın. Başlıyorum. Si, do, re, do, re, re, do, bitti. Bunu yavaşlatılmış halini çalıyorum şimdi. Bitti arkadaşlar. Bu şekilde tane tane çalışın. Hep aynı çalışmalarla gideceksiniz. O yüzden sadece ilk satırın notaları paylaşıyorum zaten. Şimdi görürsünüz. Notalarda var zaten. Si, do, re, do, re, re, do, si, do dediğinizde burada arkadaşlar tamamen işiniz bitiyor. Zurna derslerinde dil vurma teknikleri çalışırken böyle egzersizlerde çalışın arkadaşlar. Bunu normal orijinal halde böyle düşünün. Ağır çalanlar da var ama dilin hangi seviyelerde nasıl geldiğini dikkat edin. Şimdi dil vurmadan çalıyorum arkadaşlar. Böyle sade geliyor. Şimdi dil vuruyorum. Dilin olabildiğince ne kadar özellikli fonksiyonu olduğunu bu şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Eseri çalışırken de bir yavaş bir hızlı deneyerek çalışın, tamam mı? Son bir kez daha gösteriyorum bakın. Si, do, re. Zaten notadan takip edin. Si, do, re, do, re dediğim zaman sondaki uzun notalarda dil vuruyorsunuz. Buna özellikle soran arkadaşlar var. Hangi notada dil vurmam gerekiyor? Arkadaşlar uzun seslerin genelinde vurun, tamam mı? Hepsinde de eserin gidişatına göre değişebilir. O anki ritim değişebilir eserle ilgili. Ama uzun seslerde dili genelde vurgularını yapın. Anlayacağınız şekilde çok yumuşak bir şekilde tekrardan çalıyorum arkadaşlar. Hızlanmışı da bu. Bununla ilgili vurgular da yapabilirsiniz. Sektirmeler. Böyle çalışanlar da var. Genelde bu şekilde fazla çalışmayın arkadaşlar. Düz üfleyerek çalışın. Her yerde dil vurmayın çünkü. Dediniz ve işiniz bitti arkadaşlar. Sorularınız varsa mutlaka sorun. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Kolay gelsin. Hoşça kalın.